videosu internete düştü. Twitter'da oldu. Sallandı. Evet. O bir görelim mi videoyu? Bravo. O videoda Yılmaz Vural ne diyor? Bir kısmını biz bipledik ama ne dendiğini anlıyorsunuz zaten diye düşünüyorum. Bakalım. Buyurun. 40 bin euro her ay aldığı paradan 5 bin euroyu buna veriyor. Hırsız ya. Başkan ona arkadaş 15 yıllık. Seni buraya getirmişler. Gözüm ben sizin başında gelecektim. Tancı var diye gelmedim. Hocam bak. Bunu söyledim. Hırsız. Samsun transferinden 60 bin euro almış Koçeçkin. Adam takım teslim ediyor. Hırsızlık yapmıyor. Çekme çek. Şimdi sesler boğuk. Ben hemen bir cümle söyleyeyim. Tanju Çolak diyor ki Yılmaz Vural. Tanju Çolak Poten'in her ay aldığı 40 bin eurodan 5 bin euroyu alıyormuş. O çocuğu hırsız. Sezon başında gelecektim. O var diye gelmedim. Sana takım emanet ediyorlar. Bilmem ne nokta nokta çocuğu hırsız yapma gibi ağır ifadeler var. İşte böyle bir video düştü. Abi dönüp kişiye küfür ediyor. Anasına, tekrar anasına. Yani burada toplumun kanaat önderi, futbol dünyasının ünlü bir adamının kadına karşı bakışta, yani burada hedefin kim? Bir adam, bir erkek. Evet. Yani küfür kötü bir şey. Kesinlikle. Ama yine de bireyi seç hedef olarak. Annesinden ne istiyorsun? Yani onun için Yılmaz Vural'ın tutar tarafı yok. Ne amaçla çekildiği belli olmayan video diyor. Vatandaş Yılmaz Vural konuşurken kayda başlıyor. Bunun Tanju Çolak'a ya da bir başka kime ana avrat düz gideceğini, böyle skandal açıklamalar yapacağını nereden bilsin? Bilmez. Evet. Çekti. Adam, yani bir görüntü alayım paylaşayım diye kamerasını açtı cep telefonunu. Adamı uskumunu yakaladı. Hatta Orkinos yakaladı. Anlatabildim mi? Ondan sonra da orada biri diyor çekme çekme. Niye? Erkek erkeğe kapalı olduk mu herkesi alayına düz gideceğiz. Tribünleri oynayacağız. Ya ayrıca hakikaten senden önceki heyet kimse artık bilmiyorum hangi kulüpten bahsediyor. Orada ahlaksızca bir yönetim tarzı götürmüş olabilir. Seni oraya ne için getirdi o kulüp? Bu futbolcuların bu kulübün ahlakını düzelttiği değil. Sahada teknik olarak başarı elde etti, sonuç aldı. Hı hı. Yani şu tribünlere oynamanın ne gereği var? Bunlar nereye gideceksin? Bu seni büyütmez, küçültür. Şimdi Tanju'yu arayalım. Tanju ile bakalım ben diyor, konuştum. Bu söylediği gibi değil. Tanju yargı yoluna gideceğini söyledi. Tanju Bey merhaba, yayındayız. Yanımda şu anda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği sanatçı Züleyha var. O da aradı seni. Ben telefonuma cevap vermeyince dedim acaba bana mı açtı? Saatler olsun. Şimdi bu şey konusunda Yılmaz Vural bir videosu yayınlandı. Arkasından Tanju ile aramızda kimse giremez. İlelebet dostluğumuz sürer. İşte bu videonun aramızı açmak amacıyla çekildiğini falan filan söyledi. Ama nasıl çekildi, kim çekti bilemem ama sonuçta bir hedefte suçlanan, hakaret edilen, küfür edilen biri var. Bu siz misiniz, değil misiniz bilmiyorum. Tanju diye geçiyor ama herkes Tanju Çolak olduğunu düşünüyor. Ne oldu Yılmaz Hoca ile aranızda? Son durum nedir? Ben Yılmaz Hoca'yla hiçbir zaman çalışmadım. Karakterin nedeniyle sadece gazetelerde ve televizyonlardaki tatmalarıyla biliyorum. Dünkü çıkan video onun daha çok takla atacağı bunun göstergesidir diye düşünüyorum. Kendisini aradım. Bu ne dediğim zaman titriyordu. Bu sana değil, menajere, sana değil, menajere. Dedim ki hoca, çocuk değilim. Eyvah. Ben Karadeniz çocuğuyum. Bu yaptığın, ettiğin küfürler sana fazlasıyla iade olsun. Ama dedim, fazla uzatmak istemiyorum dedim. Burada da fazla konuşmak istemiyorum dostlar. Çünkü ben kendisini
ile ilgili avukatıma talimat verdim. Suç duyurusunda bulunacağım. Ne gerekiyorsa her türlü cezayı da ona verdirmeyi planlıyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz. Hayat devam ediyor. Sevgili Ali. Vallahi yerden göğe kadar haklısın. Çünkü ben de yani takla bireysel bir şeydir ama orada hakaret var, küfür var. Yani... Yok olan bir şey yok. Bu zat yani bu zat kendini ne zannediyor? Göreceğiz hocam. Er mi yaman, ben mi yaman? Tamam, bunun her şeyin ilacıdır. Gördüğüm yerde de iki tane tokat hak etmiştir. Fazlasını hak etmiştir ama iki tokatı da fazlasıyla hak edecektir. Ayıp ediyor. Yaptığı şey etik ve ahlaki değil. Yani fazla da konuşmak istemiyorum sevgili yani, dostlar. Yani, şimdi mahkemeye yani hukuk önünde hukuk önünde göreceğiz. Bakalım kazanır taklalar atacak. Bakacağım nasıl taklalar atacak. Göreceğim hukuk önünde. Ya şöyle düşünüyorum. Ben dedim ki Tanju Futbol'dan kazandığı para kadar Yılmaz Vural'dan para kazanabilir tazminat. O kadar bilmiyorum. Tabii hem tazminat hem de suç duyurusunda bulunacağız. Yani mahkeme konusunda ne gerekiyorsa hukuk konusunda sonuna kadar gideceğiz. Affedilir. Bir şey değildir yaptı. Büyük terbiyesizliktir. Özür dilemiştir. Ben sevken özürünü kabul ediyorum. Ama dostluk yoktur. Dostluk olamaz. Yani fazla konuşturma beni ne olur hocam. Tamam. Canım zaten sıkkın. Tamam. Ama o hatasını da biliyor. Aradığım zaman titriyordu. Bir de Brezilya'dayım diyor. Yalan söylüyor herkese. Brezilya'dan yeni geldim ben diyor. Bana da bunu söyledi. Neyse bunlar ufak tefek şeyler ama büyüğünü zaten kendisi söylemiş hakaretlerle, küfürlerle dolu. Ben bu küfürün altında hiçbir zaman kalmadım. Kalmayacağım da. Peki sevgili Tanju Çolak, İlkay Buharalı ben. O küfürlerin yanı sıra suçlamaları da var. Diyor ki Poten'in her ay aldığı 40 bin eurodan 5 bin euro alıyormuş. Bir şey söylemek ister misiniz? Duyamıyorum, net duyamıyorum. Futbolcunun aldığı 40 bin eurodan 5 bin euro komisyon alıyor her ay diyor. Yani küfür ve hakaretin dışında bir de böyle bir komisyonculuk suçlaması var. Menajerlik şirketinin... O da çok suçlama var. Alınıyorsam Poten'den alınıyor diyor. O Poten, şu anda Adana Demirspor'un futbolcusu. O zaman Poten'e sorsun. Bana bir tane para yolladığına dair bankadan evrak versin. Bu kadar basit. Yok, suçlamalar yok. Kötü ve çirkin. 5 liraya mı kaldık hocam biz ya? Evet. Ne kadar adice, ne kadar çirkince. Yani bu şimdi çekilen bir şey değil. Bu 4-5 ay önce çekilmiş bir video. Öyle arkadaşlar. Mi? Tabii bugün değil. Çünkü adını söyleyeyim. Bu zat benden sonra, ben Adana Demirspor'da görev yaptıktan sonra 7. hafta gittim. Benden sonra kendisi geldi. Yani bu Eylül'de, Ekim'de yapılmış bir video. Şimdi yapılmış bir video değil arkadaşlar. Şimdi çıktı piyasaya. Evet, birisi onu, dünkü maç vardı ya, Adana Demirspor Hatay maçı öncesi bunu kurgulamış, koymuş, vermiş. Hmm. Bu bugün yapılan bir şey değil yani. Bu eski, yani 4-5 aylık bir iş bu video. Evet, Türkiye'de böyle kahpeler var. Böyle çirkin klavye canavarları var, delikanlıları var. Böyle çıkarıyorlar işte bu adama. Böyle bu rezil adamın nasıl bir adam olduğu ortaya da çıkıyor böylece. Evet. Vallahi sosyal medyanın böyle tarafları da var internetin. Vezir de ediyor, rezil de ediyor. Biri bir video çekiyor. Hiç farkına varmadan bir insanın maskesi bu kişiliktir. Bu kişilikle alakalıdır. Kişiliğini de ortaya koymuştur. Evet. Bu zat mahkemeye de verdik. Bekliyoruz üstad. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Şimdi aslında Yılmaz Vural'ın bir hıncı var. O ne biliyor musunuz? Diyor ki bak şu cümle önemli. Sezon başında gelecektim. O var diye gelemedim diyor. Hani bir 3-4 ay Tanju Çolak çalışmış yarada. Yani 4 ay işgali var. Oradan bir takmış yani. Cem Yılmaz'ın var ya tahtına adayım diyor. Dikkat et de diyor, ben otururken tahtına. Yani orada Tanju Çolak görev yaparken gelemezsin tabii. İşte gelemedim diyor sezon başında diyor. 3-4 ay kaybı var adamın oradan yani. Yani bir talep olması bence lazım sana. Talep yok sana.
Noktayı koydu zaten canım, mahkemeye verdi. Ya kusura bakma, medyaya yansıyan açıklamasında nasıl olayı saptırdığını görüyoruz. Tanju Çolak diyor ki dostluk mostluk yok. Evet özür diledi, o anlık özrünü kabul ettim ama bunun hesabını soracağım. Gördüğüm yerde evet. Tokat mı atacağım dedi İki abi. Tokat. İki tokat hak ediyor. Ama atmayacağım mı dedi. Ben onu telefon sende çok anlayamadım. Yani bir şiddetle tehdit etmiyor. Atasın var manasında mı söyledi? Karadenizli belli At, atmasa o zaman şunu söyleyeyim, atmasa çok iyi olur. Çünkü haklıyken haklı kalmak tabii lazım. Tabii. Haksız kalmak. Konuma düşer, ya haklıyken. Ben yani telefonda söyledim, tokat atmana gerek biz yargı tokadı atar. Aynen, evet. Yargı tokadı yargı tokadı atmana. Ama bu kadar sinirlenme, hani aramızda bir şey yok tam mevzu kişiye mahkemeye ulaşınca iki tokat... ta dönüldü yok yani. Yok ya o belki derece. Şey hani sohbet esnasında bir anda gaza geldi Tanju da böyle hani aslında sakin konuştu. Gayet efendice, başkası olsa daha ağır şeyler söylerdi. Dava etmiş yani en güzeli evet. Sonuçta sonucu bekleyecek. Bundan daha ötesi de yok. Evet, en doğrusu. Bakalım yargı ne diyecek?